Değerli izleyenler, Bandırma Haber olarak Bandırma siyasetinin nabzını tutmayı bugün de sürdürüyoruz. Değerli arkadaşım Emir Kaptan'la birlikte. Bugün de yanımızda Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Namık Havuççay var. Sayın Havuççay ile gündemi konuşacağız. Türkiye'nin genel politikasını konuşacağız. Bandırma siyasetini konuşacağız. Sayın Milletvekili hoş geldiniz Bandırma'ya. Hoş geldiniz diyorum çünkü çok sık gelemiyorsunuz. Her yere yetişmeye çalışıyorsunuz. Hoş bu arada bize de zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ben de. Ben de burada Bandırma Haber'in bu güzel programlarının bölge insanımıza, bizim siyasetçinin sesini duyurması bakımından yaptığı bu güzel hizmetin başarılı olmasını temenni ediyorum. Ve bunun mucibi olan Emir Kaptan'a ve siz Önder Balıkçı'ya da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sayın Milletvekili, bugün Bandırma'dan seçim çalışmaları başlattınız. İlk adım olarak da önce emek platformundan başladınız. Evet. Gerçi az önce toplantıda açıkladınız ama tekrar dinlemek istersen niye emek platformuyla başladı bugünkü start Bandırma? Evet. Çok teşekkür ederim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi savunduğu değerler bakımından bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine ve evrensel sosyal demokrat değerleri bağlı bir parti. Bunun tüzüğünde sosyal demokrat değerleri yerleştiren Türkiye'deki tek parti, Sosyal Demokrat Parti. Bu çerçevede inandığımız biz değerler bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma'da bugün yerel seçim startını Bandırma Emek Platformu'ndan, yani Petrolist Sendikası'nın, Eğitim İş Sendikası'nın, Eğitim Sen Sendikası'nın, Sağlık Emekçileri Sendikası'nın, Keskin, Diskin, Genel İş'in, Petrol İş'in hepsinin bulunduğu, yani kısacası çalışanların, üretenlerin, emek cephesinin bulunduğu cepheden başlatmamızın özel bir anlamı var, özel bir tercihi var. Biz inanıyoruz ki Türkiye'de çalışan, üreten insanlar, bu toplumda bütün değerleri üreten insanlar, en yüce değer emek diyen bir anlayışın, mesajının ve çalışma alanının buradan başlaması gerekiyordu. Dolayısıyla bugün emek platformuyla çok güzel bir toplantı yaptık. Belediye Başkan adayımız Dursun Yüzler ile birlikte. Ve inanıyorum ki bunu dalga dalga bütün emek cephesine yayacağız. Özel olarak onları ziyaret edeceğiz ve bütün bölgeyi, bütün halkı kucaklayan, daha sonra esnaf odalarımızı, sanayideki üretken insanlarımızı, küçük sanayideki esnafımızı, Bandırma esnafımızı, küçük esnafımızı, bütün bölgeyi kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Milletim, dedim 17 Aralık'ta Türkiye büyük bir deprem yaşadı. Büyük bir yolsuzluk operasyonu gerçekleşti. Bu konuda siyasetin dizayn edilmek istendiğini Sayın Başbakan öne sürdü. Aynı düşüncede misiniz? Ne oluyor Türkiye'de son dönemlerde? Tabii Sayın Başbakan'ın 17 Aralık depremi diyelim, yolsuzlukla Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu yolsuzluk karşısındaki tutumu gerçekten hayret verici, endişe verici, Türkiye demokrasisi adına kaygı verici, Türkiye'deki sistem adına kaygı verici. Düşünebiliyor musunuz? Sayın Başbakan, Türkiye tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin, en büyük yolsuzluğuyla Türkiye karşı karşıya, 276 milyar doları aşan bir yolsuzluk boyutundan bahsediliyor. Bakan çocukların elinde 6 tane para kasası bulunuyor, para sayma makinesi bulunuyor. Bakan çocuklarının hesaplarında doğrudan ilişkiler kurulmuş, rüşvet ilişkileri var. Şimdi bu durum karşısında Başbakan'ın hırsızlığın üzerine gitmesi gerekirken, bunun hesabını sorması gerekirken, Sayın Başbakan bunları kimin ortaya çıkardığının hesabını sormaya başladı. Yani hırsızlığın değil, hırsızlığı ortaya çıkanları cezalandırmaya başladı. Ya şöyle buradan sormak gerekiyor. Bu millet sana dik dur eğilme, bu millet seninle derken, hırsızlığın, namussuzluğun, yolsuzluğun yapanların arkasında mıdır diyor sana. Şimdi buradan sormak gerekiyor. Bu komplo. Kim kurdu bu komployu? Gezi Parkı eylemcileri, Cumhuriyet Halk Partisi, İsrail, ABD, ocu bucu. İyi güzel, tamam, komployu kim kurdu bilmiyorsun. Peki şunu sordun mu sen bu şeye gidip de? Halkbank Genel Müdürlüğü'nün 4,5 milyon dolar senin evinin ayakkabı kutularında ne arıyor kardeşim diye sorsan, Türk halkı bunun cevabını bekliyor. Bu paraları kimin koydular çok, bu paralar kimin diye bunun hesabını sor. Nereden geldi? İmamet'i bir ses yapacağız diye. Nereden geldi bu paralar? Evet. Yani diğeri, şimdi çok ilginç bakın, 6 tane para kasası nereden geldi?
Para sayma makinesini arıyor bakalım evin, oğlunun evinde. Bunları sor. Eşin efendim, Türkiye böylesine çok büyük bir yolsuzlukla karşı karşıyayken, Sayın Başbakan'dan beklenen, yolsuzluk benim babam bile olsa, benim oğlum bile olsa üzerine giderim demenin arkasında durması gerekiyor. Bunu ama bunun biz işaretlerini görmüyoruz ki. Sayın Başbakan, ertesi gün İstanbul'da 24 tane birçok emniyet müdürü görevden aldı, görev yerleri değiştirdi. Savcılar hemen değiştirildi. Bu anlaşılıyor ki büyük bir korku var, büyük bir kaygı var. Yani Türkiye'de yolsuzluk, kırtlağına kadar yolsuzluğa batmış bir hükümet var. Yani bu Türkiye tarihinin en büyük skandalı, en büyük yolsuzluğu bu. Bunun üzerine gitmek gerekiyor ve biz bunun sonuna kadar üzerine gideceğiz. Buradan şunu soruyoruz bir de. Sayın Başbakan bunun hesabını vermek zorunda. 2002'deki mal varlığıyla o gün hükümeti devralan, Türkiye'de siyasal iktidarı devralan bu iktidarın tüm milletvekillerinin, tüm bakanlarının, başbakan dahil 2002'deki mal varlıkları, birinci derecedeki yakınları, oğulları ve kendilerinin üzerinde 2002'de ne vardı, bugün ne var, bunu Türk halkına açıklamak zorunda. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün siyasal sorumluluğu geldiğimiz dönemden beri bütün mal varlığımızı Türk halkının şeyine sunuyoruz. Ben 2011'de milletvekili oldum. Bankalarda ne kadar param vardı, ne kadar malım vardı, mülküm vardı. Bugün 2014, benim 3 yılda benim mal varlığım nedir? Bunu Türk halkının bilgisine sunuyoruz biz. Hiçbir sıkıntı yok. Eşimin üzerinde ne var, kızımın üzerinde ne var, benim üzerinde ne var? Bunu biz iktidar değiliz, biz muhalefetiz. Bunu yapacak olan bizzat iktidarın kendisi. Türkiye'nin kaynaklarını, bu halkın vergilerini kullanan, ihaleleri yapan, otoyol ihalelerinde, demiryolu ihalelerinde, hızlı tren ihalelerinde, baraj ihalelerinde kimler ne kadar zengin oldu, siyasetçi buradan ne kadar pay aldı? Bunun ortaya çıkması lazım. O bakımdan Türkiye bunu AKP hükümetinin bunun örtmesi imkansız, artık mızrak çuvala sığmıyor. Deniz Feneri gibi olmaz mı diyorsunuz? Şimdi Deniz Feneri gibi tabii ki hükümete bu noktada Sayın Başbakan'ın söylemlerine bakılırsa Sayın Balıkçı bakın şimdi ne diyor? HSYK'dan şikayet etmeye başladı. Yargıçlardan bu yargıya güvenilmez diyor. Peki dün Deniz şeyde Ergenekon davasında ne diyordu Sayın Başbakan? Efendim diyor, yargıya güvenin diyor. Yani bırakın görevini yapsın diyor. Bırakın görevini yapsın diyor. Yani ama şimdi bugün aynı şeyi söylemiyorsun. Dün bu ülkenin savcılarına güveniyordun Ergenekon davasında. Yargının bağımsızlığına güveniyordun. Bugün aynı bağımsız yargıdan şikayet ediyorsun. Dün polis kahramandı. Dün polis kahramandı. Çanakkale kahramanları gibi destan yazıyordu polis. Gezi olaylarında. Şimdi polisi görevden alıyorsun. Bakın yine aynı şekilde Hatay'da yakalanan ve Suriye'ye ne getireceği belli olmayan, içeriği belli olmayan tırla ilgili savcı orada canımı zor kurtardım diyor savcı. Yani orada görevini yapan savcının görevini yapması engelleniyor. Ve savcı valilik karşısında emniyet güçleriyle canımı zor kurtarıyor. Türkiye bu noktaya geldi. Ekonomimiz ne durumda Sayın Alıkça? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi AKP'nin o mucize diye hani sunduğu, biz işte enflasyon düştü, Türkiye'de enflasyon 2002'den bu yana ciddi anlamda düştü, onu kabul etmek gerekiyor. Paradan altı sınırının atılması, Türkiye'nin her tarafının otoyollarla döşenmesi, yolların yapılması, hiç kuşkusuz bunlar Türkiye'de hangi iktidar gelirse gelsin yapılması gereken şeyler. Yani esasında Türkiye'nin kaynakları buna yeterliydi. AKP hükümeti öyle bir noktada iktidara geldi ki, Türkiye'nin ekonomisini dibe vurdu ve gecelik enflasyonun %2000'lere ulaştığı bir noktada Kemal Derviş politikalarının, o ekonomik acı reçetenin uygulanmaya başladığı dönemde aslında Türkiye ekonomisi normalleşmeye başlayacaktı. Ancak bu siyasal iktidar halk cezalandırdı ve bunlara iktidar verdi. Aynen bunların uyguladıkları Kemal Derviş politikalarının birebir uygulanmasıdır. Türkiye artık Avrupa Birliği ülkeleriyle rekabet edebilir o dönemden bu yana. Gerçekten de bütün kaynaklarını şeffaflığa doğru açmış olan bir ülke, bu noktada da gelirleri giderek artan bir ülke haline geldi. Kuşkusuz ancak siyasal iktidar Türkiye'nin bu büyük ekonomisini
köle cenneti haline getirdi. Bakın yani Türkiye ekonomisi, Sayın Başbakan diyor, 16. büyük ekonomiyiz. İnşallah ilk 10 oldu. İlk 5'in içerisine girilsin Türk ekonomisi. Kişi başına gelirimiz 10 bin dolardan 15 bin dolara çıktığı söyleniyor. 10 bin dolara seviyesine şimdi de 15 bin dolara çıktığı söyleniyor. E şimdi buradan sormak gerekmiyor. Peki kardeşim, ben bakıyorum etrafıma. Siz bu ülkede işçinin, Musakçı köyündeki köylünün, Doğruca'daki köylünün 15 bin dolardan haberi var mı bu insanlar? Nerede bu paralar peki? Bakıyorum benim etrafımda köylüye bakıyorum. Köylü elindeki tarlasını satıyor. Dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor. En pahalı ilacıyla, en pahalı gübresini kullanıyor. Tarım ürünleri fiyatları bir türlü artmıyor. Köylü tarımı terk etti. 2002'de buğday 50 kuruş, mazot 1 lira. 2012'de buğday yine 50 kuruş, mazot 5 lira. E bu nereye gitti bu para? Şimdi ben buradan soruyorum. Köylü için ekonomi iyi mi? Yani bu 16. büyük ekonomiden köylü ne aldı? Köylüye yoksulluk düştü. Peki memur için ne durup? 2002'de öğretmen maaşıyla öğretmen, bizim çalışan öğretmen 13 tane küçük altın alıyordu. Bugün 7 tane alıyor. Esnaf? Esnaf kez aynı şekilde. İşçiler, 1 milyon 650 bin sendikalı işçiniz vardı. Bunların 650 bine düştü işçi sendikaları sayısı. Şimdi baktığımızda Türkiye'de ekonomi birileri için iyi. Ama maalesef Türkiye'de çalışanlar için ekonomi, emeklilerin, bakın bugün açlık sınırı 1065 lira. Bugün Türkiye'deki asgari ücret net 820 lira. Peki 13 milyon çalışanımızın Türkiye'de 9 milyon asgari ücretle çalışıyor Sayın Balıç. Yani Türkiye'nin çalışanlarının %80'i açlık sınırında çalışıyor. Yani bir o kadarı da yoksulluk sınırında 3 bin liraya aştı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre. E demek ki Türkiye'nin %80'i açlık ve yoksulluk sınırında. Peki bu mucize denilen ekonomik tabakayı, kaymağı bu ülkenin ormanlarından, madenlerinden, denizlerinden, topraklarından elde edilen gayri safi milli hasılanın aslan payını kim aldı bu ülkede? Hele son dönemde Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinde çok haklı olarak eleştirdiği gibi ekonomide hesap vermeyen, bugün alttan topladığı vergilerle oluşturduğu bütçenin denetimini yapamayan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Yapamayan bir Sayıştay var Türkiye'de bugün. Bunun hesabını kim verecek? Ve bu nedenle Türkiye'nin şeffaf bir devlet olmadığı noktasında Avrupa ülkelerinde ciddi kaygılar var. Ve bu da tabii ki Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen iş adamlarına büyük bir kaygıyı sürüklüyor. Ve son bu yolsuzluk olayıyla birlikte paralar hızlı bir şekilde Türkiye'yi terk etmeye başladı, sıcak para. İşte son döneme kadar, şu ana kadar 80 milyar dolar civarında bir paranın Türkiye'yi terk ettiği söyleniyor. Ve bu gidiş, eğer yargının teminatı altında, bağımsızlığı altında müdahale etmeksizin şeffaf bir şekilde gitmezse çok daha vahim olabilir Türkiye açısından. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın parlamentonun devreye girip Sayın Başbakan'ın bu şeyin tutumunu değiştirmesi gerekiyor. Sayın Yönetim, yavaş yavaş bölgemize gelelim. Şimdi yerel seçimler yaklaşıyor. Siz yerel seçimleri bir umuda yolculuk olarak düşünüyorsunuz. Söylemlerinize bunları dile getiriyorsunuz. Önce Balıkesir'den başlayacağım. Balıkesir'de Sayın Sami Sözat partimizin adayı oldu. Bu arada Naim Durmalı ismi çok sık telaffuz ediliyordu. Hatta il başkanlığı, il yönetimi de Naim Hoca'nın yanındaydı bildiğim kadarıyla. Bu bir sarsıntı yaratır mı Balıkesir seçiminde? Siz çok iddialı konuşuyorsunuz. Balıkesir'de mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet tarihinde ilk kez seçim alacağız orada diyorsunuz. Önce buradan başlayalım. Evet, teşekkür ederim. Tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir Büyükşehir'de çok iddialı olduğunu ben söylüyorum. Aynı zamanda dayanakları var, onu söylüyorum. Hiç kuşkusuz Nail Durmaz hocamız bu partide hepimizin sevdiği, saydığı bir parti büyüğümüzdür. Emekli öğretmen olarak çalışma yaşamında ciddi sorumluluk göstermiş, sevdiğimiz, takdir ettiğimiz bir insandır. Ki ben aday olmasını ben de destekledim. Ancak Sami Sözat da Sayın Genel Başkanımızın dikkatini çekerek Balıkesir'de Ziraat Odası Başkanlığı'yla köyün bütün Balıkesir kırsal çevrenin haklarını güçlü bir şekilde AKP'ye muhalif bir şekilde, etkili bir şekilde araması
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dikkatini çekti. Toplantıda sanıyorum değil mi efendim? Evet. Toplantıda konuşması etkiledi. Etkiledi. Tabii yapılan analizlerde şunu gördüm. Balıkesir'deki merkez sağ seçmenin, Balıkesir merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP ile arasında 97 bin oy farkının 57 bini Balıkesir merkezinden kaybetti. Sonra da merkez sağ mütedeyyin seçmenin oyunu alabilmenin, cepheyi genişletmenin doğru olduğu kanaatiyle Sayın Sami Sözlük'ü Büyükşehir Başkanı olarak tamamen Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı'nın takdiriyle atandı. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bugün siyasetin şöyle şekillendiğine inanıyor. Bugün Türkiye'de temiz toplum isteyenlerle, demokrasi isteyenlerle, özgürlük ve şeffaflık isteyenlerle, namuslu bir Türkiye isteyenlerle, karanlık kapıların ardında zorbalığın, yolsuzluğun, yasakların ve zorbalığın bir hükümetini, zalimlerin hükümeti, bir hükümet şekillenmesi var. Cumhuriyet Halk Partisi bu anlayışla temiz ama mütedeyyin, temiz, dinsel değerlerine bağlı, milliyetçi değerlerine bağlı, Türkiye'nin bu insanlar tarafından demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti, özgürlük, eşitlik ve adalet anlayışı içerisinde böyle bir anlayışla bir cephe oluşturmaya çalışıyor. Bu cepheye de herkesi çağırıyor. Göreceksiniz yerel seçimlerdeki bizim ana stratejimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün Türkiye'nin bir çimentosu olduğu, Türkiye'nin ulusal birliğinin teminatı olduğu, Türkiye'deki bütün bu kesimleri kucaklayacak bir anlayışla böyle bir siyasi çizgi izleyecek. Bu çerçevede Balıkesir merkezde Sami Sözer başkanımızın da bu anlamda pırıl pırıl kişilere sahip, geçmişinde hiçbir leke olmayan, daha sağlam bir kuvayi milliyetçi, bir Atatürkçü, milliyetçi bir insan olarak bizim saflarımızda yer alması bizim cephemizi güçlendirecektir. Dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir'de bu genel başkan takdiriyle bu böyle belirlendi. Ve inanıyorum ki biz Balıkesir'de Büyükşehir'i hakikaten Cumhuriyet tarihinde ilk kez alacağız. Evet. Efendim gelelim Bandırma'ya son olarak. Bandırma'da tabii önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi oyları çok yüksekti ama bu kez kırsal kesimde belediye için, başkan için oy kullanacak. Bu bir tedirginlik yaratıyor mu? Rahat kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet, tabii kuşkusuz. Ben şöyle söyleyeyim. Balıkesir bölgesinde en güçlü olduğumuz yer bizim. İki noktada çok güçlüyüz biliyorsunuz. Ayvalık, Burhaniye, Edremit bölgesinde partimiz hep birinci parti bu bölgede. Aynı zamanda Güney Marmara'da da Susurluk, Manyas, Gönen, Erdek, Marmara, Bandırma. Bu altı Güney Marmara'da şekillenen altı ilçemizde de son derece güçlüyüz. Bu seçimlerde Kepsut'ta da çok iddialıyız. Bandırma'dan bir eczacı arkadaşımız gidiyor. Balya Belediyesi zaten biz de orada yeni iddialıyız. Gören'de ilk defa kendi bölgemizi ayrıca değerlendireceğim. Balya'da ayrıca bizde, Savaştepe bizde, Sındırlı bizde. Dolayısıyla Balıkesir merkezde de Karasit'te de çok iddialıyız bu dönemde. Kendi bu bölgeye geldiğimizde Bandırma'da son genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 bin kullanılan oyun bizde 80 bin kullanan 40 bin almışız. Yani Bandırma'da açık ara birinci partiyiz biz. Hiç kuşkusuz parti aday adaylıkları yarışmasında, parti içi yarışmada bir takım kırgınlıklar olsa bile Cumhuriyet Halk Partisi şuna bakacaktır. Evet, bunu bir şey olarak görecektir. Antrenman maçıydı onlar. Şimdi esas maça çıkıyoruz. Yani antrenman maçında ben de bu takımda santrafor oynamak istiyorum. Ama esas maça çıkarken biz en iyiyle, onun da hakemi, onun da teknik direktörü partimizin üyeleridir. Üyeler o görevi verdi. Dolayısıyla artık Dursun Mirza başkanımızla birlikte biz Bandırma'da iyi bir ekip kurarak, iyi bir kadro, bütün Bandırma'yı kucaklayan, herkesi kucaklayan, kadını, genci, parti emekçisini, sanayicisini, işçisini kucaklayan iyi bir yapıyla Bandırma'yı bu değerlerle yönetmek için biz iktidar hazırız. Bandırma'da şunu görüyor. Biz Bandırma'da şu noktada çok iddialıyız. Bandırma'yı bu bölgenin bir lider kenti yapacak, doğayı koruyacak, çevreyi koruyacak, körfezi koruyacak, insanı koruyacak, önce insan diyecek ve Bandırma'yı sosyal donatı alanlarıyla, rekreasyon alanlarıyla, orman alanlarıyla yaratıcılık bir Bandırma'yı insanca yaşanacak bir Bandırma olarak, özlediğimiz bir Bandırma olarak mutlaka yöneteceğiz.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Avukça. Bize zaman ayırdınız. Bundan sonraki görevimiz. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Değerli izleyenler, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın Namık Avukça ile birlikteydik. Bir başka programda bir başka konu ağırlamak üzere. Hoşçakalın efendim.